Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe, Hanover, Almanya, Germany at yarışları için karşınızdayım. 9 koşulu bir program var burada arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle size bir önemli bir haber de vereyim de en azından bir duyuruda bulunayım. Sonra onun açıklamasını yapacağım tekrar da. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Benim girdiğim sitede Hanover, Almanya'nın 10 koşu gözüküyor. Yani burada şimdi 9 koşu var, güzel hoş da yani bu bizim TJK 4. koşudan itibaren almış. Yani bu 15.30'da yazılan yerde, yani şu gördüğünüz 1. koşu, yani orada 4. koşu ama 7. koşu da oranın 10. koşusu oluyor. Oradan sonra şu 8 ve 9. koşuların oranlarını ben sitelerde göremedim. Yani 10 tane siteye baktım, onları da göremedim. Ben anlamadım yani bu TJK kendisi mi koşturacak acaba atları yara bir bildiği vardır. Belki de siteler bu 8 ve 9. koşuları almamış olabilir. Ama orada 10 koşu var. 1. 2. 3.'den sonra bu 4. koşuyu bizim TJK almış. Orası biraz erkenden başlıyor. Yani o yüzden ben en azından buradaki programın ilk 7 koşusunun oranlarını vereceğim size. Son 2 koşunun oranlarını artık yarın gündüz saatlerinde bakacağım. Yani siteye tekrar kontrole gireceğim. Büyük ihtimalle oranlar düşecek herhalde. Bu havadan koşacak hali yok. Muhakkak TJK görmüş ki oranları vermiş. Ama yurt dışı bahis sitelerinde oranlar yok. Yani iki koşunun adı bile yok yani. Sadece 10 koşu almışlar. Yani buradaki 10. koşu, yurt dışındaki 10. koşu bizdeki 7. koşu oluyor arkadaşlar. Alacağız. Ben onu aldığım zaman da açıklamalar bölümüne yazarım arkadaşlar. Bunu da haberiniz olsun. Hemen şimdi değil yani. Yarın. En azından bunu haberini vereyim. En azından şimdi bakanlar demesin ya oran vermemişsin son iki koşunun. Yani o yüzden böyle bir durum oldu. Ben de en azından açıklamalarımı yapayım. Ben son iki koşuda oranlar yok ama benim tahminlerim var yine. Merak etmeyin. Ben oranlara göre tahmin yapmıyorum. Kendi bildiğim tuttuğum safkanlar var. O şekilde vereyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi yine oranları da ben yarın açıklamalar bölümünde sizlere ilave ederim. Açıklamalar bölümünde aynı şekilde biliyorsunuz katıl butonu da var. Onu da tıklayabilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Yani bazı arkadaşlar korkuyor ama bunda korkacak bir şey yok. Şu anda zaten bütün her şey internet bankacılığı arasında. Hani diyorsanız IBAN numarası, IBAN numarasını dahi bıraktım artık. Yani daha ne yapayım arkadaşlar, inanın. Yani şu kanala bir katkıda bulunmanızı o kadar çok istiyorum. Çünkü yoksa kanal tehlikeli yer, SOS'ler çalmaya başladı. Sadece benim değil arkadaşlar. Şu anda bütün kanallar aynı şekilde cengaverlik yapıyorlar. Şu anda yok biz böyle şeyiz diyorlar da bakın onlar da hemen 25 lira 50 lira etiketleri yapıştırmaya başlayacaklar. Çünkü valla vaziyetler kötü. Çünkü devlet olduğu gibi el koyuyor. Bütün kazançlar nerede? Tek tek hesaplıyor. 1 lira dahi olsa vallahi hiç affı yok. Biz de işte artık nasıl yapacağız? Ya bizi silecekler buradan ya da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bana en azından şöyle bir yardımcı da bulabilirsiniz. Ben şimdi her ay bu vergi mükellefi olduğum zaman ben her ay ne kadar ödeme yapabilirim? Bir de kazançtan ödeme yapıyormuşsunuz galiba. Ben bilmiyorum çünkü hep çalıştığım için yani benim bir iş yerim olmadı. O yüzden bana da böyle bir bilgi verirseniz, açıklamalar, yorumlar kısmında verirseniz sevinirim. Yani en azından bir yardımcı olun çünkü bunu bir an evvel halletmem lazım. Gelelim bugünkü koşulara arkadaşlar. Bu programda güzel bir program var. Handikap yarışları biraz kalabalık ama en azından burayı benimseyen arkadaşlar oldu. Zaten burası sürekli olmuş olsa inanın buranın altını üstünü getiririz. Ben sizlere o kadar net konuşuyorum. Çünkü atlar koştukça atları da tanıyacağız. En azından nefes yönden de rahat olacaklar. Biz de rahat olacağız. Yakalayacağımız bir yer ama tabii bizim yerli yarışlar başladığım burası büyük ihtimalle kesilecek. O Allah'ın emri. Gelelim birinci koşuya. Bir açık yarışla başlıyoruz. Dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik çim yarışında 9 safkan kayıtlı burada. 8 nol safkan 2,5 lira. 3 nol safkan 3,5 lira. 2 nol safkan 4 lira. 6 nol safkan 9 lira. 4 nol safkan 10 lira. 7 nol safkan 12 lira. 9 nol safkan 12 lira. 1 nol safkan da 40 lira gibi orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar en azından yarış görmüş, nefes yönden de iyi duruma gelen bu 3 dolu Sea of Love, bir Sea of Mom temsilcisi Maxim Pitcher'la stat alacak olan bu safkan aradan sonra koşmuş olduğu yarışı güzel kazandı. Benim de bugün haliyle ilk safkan olarak önerdiğim safkan. Bu safkanı ciddi rakipler olarak da bir Kemal'ı temsilcisi olan uzun mesafelere yatkın orijiniyle 8 oğlu Sunny Queen, bir Andre Starkey gibi gerçekten oranın imparatoru denilecek bir şokey. Zaten bir yarış koşmuş, o da üçüncülük elde etmiş.
Bence bugün artan nefesiyle bu 3 dolu safkanın en ciddi rakibi olur. Zaten yurt dışında 8-3 ayrım yapılmıyor. Ben bu safkanların yanına bir de şu 4 nolu Amerikan'a yazıp bayağı en azından bu safkanla bir yarış koşmuş, üçüncülük elde etmiş. Yani 3-8-4 olarak bu ayağa geçmenizi öneriyorum. Geniş at yazmak isteyenlere de 9 nolu Tex Australia, bir Avustralya temsilcisi Marco Casamento gibi iyi bir jockey sahip. Biraz da ara vermiş olsa da bu safkan kalite bir orijin, uzun mesafede yatkın bir orijin, yani kalitesiyle konulara yazılır. Daha sonra 2 nolu Raging Beauty, bir Master Craftsman temsilcisi Clement Lecaura ile stat alacak olan bu safkan da konulara yazılabilir, iyi bir safkan. Ve son hafta 6 nolu Kilimanjaro, bir Nedaiko orijini Bayezid Murzakeyev ile start alacak olan bu safkan da en azından bir yarış koşmuş. 2 hafta önce bir dördüncülüğü var. 3-8-4 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 9, 2 ve 6 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde evet handikap yarış kalabalık olduğunu görüyorsunuz. 4 ve yukarı İngilizlerin 1750 metrelik çim yarışı. 14 safkan kayıtlı burada da. 1 nolu safkan ama burada da 4 ile 5 de ekür arkadaşlar, bunu öğreteyim. 1 nolu safkan 3,5 lira, 10 nolu safkan 4 lira, 11 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 13 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 9 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkan, öncelikle ben bu ekürleri ön plana atıyorum. Bu 5 nolu Ampara, bir Arion temsilcisi görmüş olduğu yarışta da güzel bir üçüncü geldi deyince ben ilk safkan olarak öneriyorum. En azından ekür avantajı da var. Daha sonra 10 nolu Oxbright Blue, bir Dream Eyed gibi gerçekten çok iyi bir çim orijine sahip olan bu safkan, Rain Peach Hulek ile start alacak olan bu safkanda en azından bir yarış koşup 5.lik var. Bugün bence artan nefesiyle daha da iyi koşar. Güzel orijini var çünkü. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Atlamayalım. Daha sonra 6 nolu Dragon Kuza, bir Dragon Pulse temsilcisi Andres Starke gibi iyi bir jokerle start alacak olan bu safkanda, şanslı isimler arasında. Ve son hafta 1 nolu Alma Meter, bir Dingo temsilcisi, biraz ağır kilolusuna rağmen safkandan da çok övgüyle bahsediliyor. Philip Minarek de zaten buranın iyi kazanan jokerlerinden. Kuponlara yazalım ağır kilosuna rağmen. 5, 10, 6 ve 1 nolu safkanları öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer buraya biraz daha at yazmak isterseniz de benim sıralamam şekilde olacak. 13 nolu Ohne Tadel. Daha sonra 7 nolu Flying Flamingo. Ve son olarak da 8 nolu Kimbarjano. Evet, Kimbarjano, o da en azından orijinal değil. Dukaf Maret gibi güzel bir orijine sahip. Bu safkanlara yazılır. 5, 10, 6, 1 öncelik. Daha sonra 13, 7 ve 8, 10 safkanlar arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı okuyacağım ki çok bayağı vakit alıyor çünkü 9 koşu olunca da. Gelen 3. koşuya handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1750 metrelik çim yarışında 4, 10 safkan 3 lira, 5, 10 safkan 3 lira, 2, 10 safkan 7 lira, 7, 10 safkan 8 lira, 8, 10 safkan 10 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 11 lira, 1 nolu safkan 14 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 10 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla arkadaşlar, ben 4 nolu Visam, bir Por Moi temsilcisi Reine Peach Kulek'le jockey'liğini yaptığı bu safkanda, gerçekten bunun isimleri bazılarını okuyamıyorum. Hani en azından geçen yıldan kalma bir yarış, son yarışını kazanmış, bu yılda girişini bir kazanarak giriş yaptı. Ben bu safkanı en şanslı at olarak görüyorum arkadaşlar. Ben de çok ön planda olan bir isim 4 nolu safkan. Daha sonra yakın rakip olarak da bir Soldier Hollow temsilcisi olan 5 nolu Nordenski, Vladimir Panov'la start alacak olan bu safkan da en azından 2 hafta önce o da aynı yarışın ikinciliğini yapmış bir safkan. Daha sonra 10 nolu Aqua Maria, bir Maxios temsilcisi. Almanya'da bu Maxios'lar gerçekten çok iş yapıyor. Maxim Pechur'la start alacak olan bu safkan da en azından yarış gördü ve 5.lik elde etti. Bugün artan nefesiyle daha iyi koşar. 2 nolu Irida, yine bir Arion temsilcisi bu safkanda, Adrien Vires ile start alacak olan safkanda iyi jokeyi, iyi kanatıyla en azından dinçlik yarışı yapar diye düşünüyorum. Ve son hafta 6 nolu Salome, Rip Van Winkley, gerçekten iyi bir orijine sahip Marco Casamento ile son güzel üçüncülüğüyle şanslı isimler arasında. 4, 5, 10, 2 ve 6 nolu safkanlar öncelikli olarak yazılması gereken isimler. Daha sonra 9 nolu Lona Amica, 1 nolu Diktator ve son olarak da 8 nolu Lenotti olarak sizlere öneriyorum. 4, 5, 10, 2, 6 öncelik, daha sonra 9, 1 ve 8 nolu safkanlar arkadaşlar. Geldik günün 4. koşusuna. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1750 metrelik çim yarışında 4 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 10 lira,
7 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan da 14 lira gibi oranına sahip. Benim de burada size önereceğim safkanlar sırasıyla bir kompalaşı temsilcisi olan 5 nolu Loverboy. Bayer Saykan Gambat'la start alacak olan bu safkan da en azından şu Toto'ya baktığımız zaman yani geçen yılda olmuş olsa son 6 yarışın 4 tanesini kazanmış bir isim. Yani bayağı bir kazanmayı seven bir isim. Ben bu yüzden bir ilk şansı bu 5 nolu safkana veriyorum. Daha sonra 7 nolu Candy Crush. Bir Lord of England temsilcisi olan bu safkanda en azından bu yıl görmüş olduğu yarışta bir 9. geldi ama şimdi artan nefesiyle ben farklı yarış sergilemesini bekliyorum. Daha sonra bir nolu Wow, bir Arion temsilcisi bu safkanda görmüş olduğu yarışta güzel bir 3.'lüğü var. Bugün de etkili bir yarış beklediğim bir isim olacak. 4 nolu Toriano, bir Dutch Art temsilcisi Marco Casamento gibi iyi bir jokerle sahip olan bu safkanda en azından bir yarış görmüş. Dutch Art'lar Türkiye'de de iş yaptı arkadaşlar. Bunu da belirteyim. En azından Özdemir Atmanlar da vardı. Bayağı da iş yaptı yani. Son olarak da 2 nolu B-Sweet. Bu safkanda kuponlara yazıp bu şekilde geçelim. 5, 7, 1, 4 ve 2 nolu safkanlar benim burada sırasıyla önerdiğim safkanlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde bir açık yarış daha var. Dişi Dirayi 4 ve Yukarı İngilizler'in 2200 metrelik Çim yarışında 7 safkan burada kayıtlı arkadaşlar. Burada hemen oranlara gelelim. 2 nolu safkan 4 bölü 5 yani 0.9 gibi 0.8 gibi bir orana sahip. 7 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 5 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 6 nolu safkan 16 lira ve 5 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Zaten iyi bir safkan görüntüsü olan bu 2 nolu Nayda yurt dışında bayağı ön planda. Adriel Deveriski iyi bir jockey. En azından bir yarış koşmuş bir nefes olarak bence bugün daha da iyi durumda. Geçen yılki yarışlara baktığım zaman sürekli ilk 2'nin içerisinde olan bir safkan. Ben de ilk şansı bu safkana veriyorum. Artan nefesiyle bu yarış kazanmasını bekliyorum ve sizlere günün teki olarak öneriyorum arkadaşlar. İkin olanın Nayda benim bugünkü banka ismim. Günün 6. kursuna geldiğimizde Handicap 4 ve Yukarı İngilizlerin 2200 metrelik uzun mesafeli yarışında gördüğünüz gibi 15 safkan burada kayıtlı. 5 nolu safkan 3.5 lira, 10 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 7 lira, 9 nolu safkan 9 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 11 nolu safkan 10 lira, 14 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 11 lira, 13 nolu safkan 16 lira, 15 nolu safkan 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar öncelikli olarak bir 10 nolu Elected. Bir Animal Kingdom temsilcisi arkadaşlar. Amerikan orijinli bir safkan. Sürekli Amerika'da gördüğümüz bir aygır. Tayı. Bence Çin ve uzun mesafelere çok yatkın. Ben bu yarışı çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Zaten bir yarışta koştu artan nefesiyle. Çünkü bu safkanlar genelde 2 yaşlıkta fazla iş yapmıyor. 3'lükte iş yapıyor arkadaşlar. En azından kemik değişimi yüzünden. Burada da Türkiye'de var aynı orijinler. Örneğin ben size bir örnek vereyim. Türkiye'de aklınızda olsun. Bir deftere yazın ya bir kenara. King David Tyler'ı 2 yaşlılığında pek fazla iş yapmıyor arkadaşlar. 3'lükte iş yapmaya başladı. Bunu da belirteyim. Yani aynı şekilde daha çok var atlar. Var bayağı var. En azından şu anda aklımdakilerini onu söyleyeyim ama 3-4 tane o şekilde aygır var yani. 2'lik Tyler'ı pek iş yapmıyor ama 3'lükleri maşallah fişek gibi gidiyor. Onu da belirteyim. Gelelim burada 10 nolu safkanı ben bugün çok aşırı derece tutuyorum arkadaşlar. Aşırı derken yani o kadar yüksek abartmayalım da yani bayağı yüksek tutuyorum bu 10 nolu safkanı. Daha sonra 11 nolu Power General. Bir Hayk Çapıral gibi yine kanatlı çok üstün uzun Çin mesafelere hayran olduğum bir orijin arkadaşlar. Bu Andres Helfen Bayne bence bugün iyi koşmasını bekliyorum. Zaten bir yarış koşmuş. Dördüncülük elde etmiş. Bugün de iyi nefesiyle ben çok çok güvendiğim bir isimler arasında. Yurt dışında biraz 10 lira gibi oranı var ama ben bugün en azından 10 nolu safkanı en ciddi rakip olarak 11 istiyorum. Daha sonra da 5 nolu Showmaker. Adria Virus'te start alacak olan bu safkanda en azından 2 hafta önce koşmuş olduğu yarışta ikincilik elde etmiş bir safkan. 10-11-5 benim burada mutlaka ön planda yazılması gereken safkanlarım. Normal kuponlar için bence yeterli. Eğer illa da at yazacaksanız bu 12 nolu Mystic bir Nathaniel temsilcisi iyi bir kanatına sahip. Ve son olarak da 9 nolu Igneo bir Maxios temsilcisi bu safkanda yarış görmüş nefes yönden iyi. 10-11-5 öncelik daha sonra 12 ve 9 nolu safkanlar. Geldik günün 7. kursuna. Bir şartlı yarış 4 ve yukarı İngiliz'in 2000 metre çim yarışında evet 15 safkan kayıtlı burada. 2 nolu safkan 2.5 lira, 15 nolu safkan 3 lira, 13 nolu safkan 6 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 11 nolu safkan 11 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 3 nolu safkan 16 lira ve 7 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Burada da baktığımız zaman en azından bu yıla iyi bir başlangıç yapan bir yarış kazandı. Aradan sonra da koşmuş olduğu yarışında güzel bir üçüncü geldi eden bence artan nefesiyle zaten üçlük bir Falco temsilcisi en azından. Onu da belirteyim. Çok iyi bir form yakalamışken bence bu uygun grubu da yine geçer diye düşünüyorum.
Ve o yüzden size ikinci bank olarak iki nolu Busted Ice'ı ve Falco temsilcisi arkadaşlar. Ben size tek olarak öneriyorum arkadaşlar bu iki nolu safkanı. Yani Busted Ice'ı. En azından İrlanda menşalı. Yani orijinal olarak da iyi, at da iyi, form da iyi. Yani nefes yönden de iyi. Yani kazanmaması için neden yok. O yüzden tek attık artık. Sınıracağız artık. Başka çaremiz yok. Geldik günün 8. koşusuna. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Bu 8 ve 9. koşunun şu anda oranları yok. Yurt dışı oranları yok. Ancak ben yarın yine bir kontrol edeceğim. Büyük ihtimalle artık havada uzayda olacak hali yok. Büyük ihtimalle yarın bulurum. Dediğim gibi açıklamalar bölümüne hemen zaten bulur bulmaz yazalım arkadaşlar. Sizler de oradan bakıp değerlendirirsiniz. Ama benim burada tabii tuttuğum safkanlar var. Yok değil. Ben en azından tuttuğum safkanları söyleyeyim. Bu handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 2 metre çim yarışında. Ben öncelikli olarak bu 7 nolu Viva La Corsa. Bir kaylaççı temsilcisi. Çok iyi bir orijine sahip. Andre Starke gibi usta bir jokeyle start alacak olan bu safkanda. Görmüş olduğu yarışları kazanarak bence çok iyi bir başlangıç yaptı. Zaten kaylaççılar da yani çim pistte bir farklı koşu. Gerçi İngiltere'de sentetikte çok etkili yarışları olan bir aygır ama yani çimde daha farklı koşabiliyorlar. O yüzden ben iyi şansı bu usta jokey ile 7 nolu Viva La Corsa'ya vereceğim. Ben bu safkanın en ciddi rakibi de 8 nolu Yori öneriyorum. Yine bir Kodiak temsilcisi bu safkanda 12 gün önce görmüş olduğu yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Bugün de uygun kilosuyla Bayerskan Gambat'ta start alacak olan bu safkan bence 7 nolu safkanın en ufak hatasını affetmez diye düşünüyorum. Ve sizlere 7 ve 8 olarak bu iki atı öneriyorum arkadaşlar. Bu iki safkan büyük ihtimalle bu 6, 5. ayına yani bu 8. koşuyu çözerler diye düşünüyorum. Ama illa da at yazmak istiyorsanız da 1 nolu Altak Nodo yine bir Kodiak temsilcisi biraz ağır kilolu ama safkan da kalite bir safkan. Daha sonra 3 nolu Moon Power ve son olarak da 4 nolu La Sadira olarak sizlere yazmanızı öneriyorum. Ama 7-8 bende çok çok ön planda. Büyük ihtimalle de bu iki safkanın dışına çıkmayacak gibi. Ama illa da at yazarsanız da 1, 3 ve 4 nolu safkanları yazabilirsiniz. Geldik günün son koşusuna. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim yarışında 12 safkan var. Dediğim gibi bu safkan bunun da oranını işte son iki koşunun oranını yarın açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkanlar ben öncelikli olarak 8 nolu Killer BN bir touchdown temsilcisi Sibyl Vogt'la start alacak olan bu safkan görmüş olduğu yarışta yarış kazanarak bir giriş yaptı arkadaşlar bu yıla. Bence iyi şansı bu safkana verelim. Daha sonra 2 nolu Mr. Bean. Bu safkanda Rene Pichuclet'le start alacak olan bu safkanda en azından bir yarış koştu. Nefes yönden de iyi durumda. Bir üçüncülük elde etti ama işte biraz rakiplerine biraz ağır kilo oluşu bir dezavantaj gibi görünüyor ama bence iyi bir at. En azından kiloyla da olsa kuponlara yazacağız. Daha sonra yine bir ağır kilolu olan safkan bir nolu Frosted Blast. Bir ZBD temsilcisi çok iyi bir kanatına sahip. Fabian Xavier Weissmayer'le start alacak olan bu safkanda 77 gündür koşmuyor ama bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın içinde bir tane birinciliği var en azından. Daha sonra 7 nolu Mercutier bir Fransa menşinde olan bir safkan. Kaptan Marvelous gibi iyi bir aygırın tayı. Boazen Murzabay ile start alacak olan safkan da 13 gün önce koşmuş olduğu yarışı kazanmış bir isim. Bence kuponlara yazılmalı. Ve son hafta 11 nolu Fabric bir Acclamation temsilcisi olan bu safkan. Hani bayağı iyi bir orijin arkadaşlar bunu belirteyim ben. Mirko Sanda sadece bu jockey'i tanımıyor. 11 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilikle geldi. En azından bugün uygun kilosuyla sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Gerçi yarın kimin sürpriz, kimin favori olduğunu yarın göreceğiz de en azından ben bu şekilde sıraladım. 8, 2, 1, 7 ve 11 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Bugünkü hanover tahminlerim bu kadar. Dediğim gibi son iki koşunun oranlarını belli olur olmaz ben hemen açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar katıl butonunu unutmayalım lütfen. Sizlere katılarak şu ailemizin bir büyüklüğünü her yere gösterelim arkadaşlar. Sizleri bu şekilde bekliyorum. Görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.